Bana gelen Güney'den bir bilgiyi size paylaşayım. Güney'in Buyurun. Cumhurbaşkanı da bizi mercek altına almış ve bugün sosyal medyada 10 günden beridir mesela Süleyman Soğumazgil çok önemli destekler veriyorlar. Bunları 3 gün yasaklıyorlar. İnsan sağlık hakkıyla ilgili çalışan insanların hesaplarına sınırlama getiriliyor, yasaklanıyor. Fakat buna bir şey yapamıyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Çünkü sağlık hakkı yani bize ve bütün insanlığa ait bir şeydir. Bunun duyurulmasını sağlamak, bunun talebini iletmek ve bunu istemek ne zamandan beri sorun olmuş ki bu sosyal medyada? İşte adlarını da vermekten çekinmiyorum. Twitter, Facebook nasıl bu hesaplara sınırlama getiriyor ve gençlerin bu konudaki düşüncelerini, desteklerini iletmelerine engel oluşturuyor. Bunu ilk defa söylüyorum. Daha önce hiçbir yerde söylemedim ama artık gelen şeyler o kadar çok ki engellemeler. Bunları da ifade etmek istedik. Türk yani kamuoyunun... sosyal medyada bu haklı talebinizi dile getirdiğiniz için Twitter'da, Facebook'ta hesapların engellendiğiyle mi karşılaştınız? Evet, üç gün durduruluyor. Efendime söyleyeyim, şöyle ve bakıyorsunuz en fazla etkileşim kuranların hesaplarına 3 gün sınırlama getiriyor. Hiçbir şey paylaştıkları yok. Sadece bizim Change.org'daki imza kampanyamız ki Türk milletine buradan sizin vasıtanızla çağrı yapıyoruz. Oraya lütfen girsinler. Kıbrıslı Türklerin COVID-19 mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak üye olması konusundaki imza kampanyasına girip imza atsınlar ve bu konudaki sesimizi gür bir şekilde Türkiye'ye duyuralım.